Herkese selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere tam kıvamında tam ölçülü nefis bir tiramisu tarifi vermek istiyorum. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle muhallebisi için tenceremize 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unu alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Evet üzerine şimdi bir tane yumurta sarısı da ekledikten sonra bir paketli vanilin ilave edelim. Şimdi 1 litre sütümüz var. Onu ekleyeceğiz. Yavaş yavaş bir taraftan karıştırarak ekleyelim. İçinde topak kalmasın. Evet bu şekilde bir taraftan karıştırıp bir taraftan sütü dökerseniz daha güzel böyle homojen bir kıvam elde etmiş olursunuz. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi ocağın üzerine alacağım ve sürekli karıştırarak tiramisu'muzun muhallebisini pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi karıştırarak pişirdim ve koyulaşmaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve geniş bir kabın içerisine alacağım. Hem daha rahat soğuması için bir de ılıdıktan sonra üzerine bir paket de labne peynir ekleyeceğiz. O yüzden rahat bir şekilde çırpmak için tencerede değil böyle geniş bir kabın içerisine alırsanız çok daha güzel olacaktır. Evet muhallebimiz kenarda alırken biz de kedi dili bisküvilerini ıslatmak için 1 yemek kaşığı granül kahveyi ve 1 yemek kaşığı toz şekeri uygun bir kabın içerisine alalım. E, granül kahve yerine 3'ü e, bir arada Nescafe'lerden de kullanabilirsiniz. Üzerine ben 2 su bardağı da soğuk süt ilave ettim. E, sütünüz kesinlikle sıcak değil. Soğuk olsun ve kahve eriyene kadar karıştırın. E, gidip gelip karıştırarak onu tamamen eritiyoruz. E, i̇lk aşamada erimiyor gibi görünebilir ama eriyor merak etmeyin. Evet diğer tarafta muhallebin biraz ılıdı. Şimdi üzerine bir paket labne peyniri ekliyorum. 300 gramlık bir paket kullandım. Evet bunu tamamen üzerine boşalttıktan sonra mikserle güzelce çırpacağım. Yaklaşık şöyle 2-3 dakika boyunca kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Bu sayede de muhallebimiz tamamen soğumuş olacak. Evet gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel, akışkan oldu. Hem çırptık hem de labne peynirinin sayesinde Tiramisu hazırlamak için ben en büyük dikdörtgen borcam kullanacağım. Burada kedi dili bisküvilerim de var. Toplamda ben iki pakete yakın kedi dili bisküvi kullandım. Yaklaşık 44 adet kullandım. Benim borcamım oldukça büyük. İsterseniz daha küçük ebatlı bir borcamda kullanabilirsiniz. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz sütlü kahveli suya kedi dili bisküvilerimizi arkalı önlü batırıp hemen borcama bu şekilde yerleştirelim. Dediğim gibi sütünüz mutlaka soğuk olsun. Eğer sıcak olursa bisküviler çok fazla yumuşayacaktır. Evet şimdi böyle bir sıra e, borcama yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz e, muhallebimizden şöyle yarısını e, üzerine bisküvilerin tamamen yayalım. E, muhallebiyi ikiye bölmeniz gerekiyor. O şekilde söyleyeyim size. Kalan e, muhallebimizi de bir kat daha çünkü üzerine dökeceğiz. O yüzden ilk katı çok fazla dökmeyin. Evet şimdi bir spatula ile veya bir düzleştirici ile bu şekilde üzerine tamamen muhallebiyle kaplayalım. Evet Şimdi ikinci sırayı artık dizebiliriz. Yine aynı şekilde bisküvilerimizi kahveli, sütlü suyumuza arkalı önlü batırarak yine bir sıra olacak şekilde muhallebimizin üzerine dizelim. Evet son bisküvilerimi de dizdikten sonra şimdi kalan muhallebiyi tamamını üzerine dökeceğim ve güzelce yayacağım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ama inanın çok güzel oluyor. İsterseniz bir gün önceden hazırlayın. Ertesi gün servis edebilirsiniz. Yani bir gece buzdolabında dinlenince inanın çok daha güzel oluyor. Veya vaktiniz çok kısıtlıysa şöyle 3-4 saat bile buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi bir gece dinlenirse çok daha güzel oluyor. Evet şimdi kalan muhallebimizi de üzerine tamamen yaydıktan sonra dilerseniz bu şekilde buzdolabına kaldırın. Biraz e, dinlendikten sonra kakao olsun servis edin. Ben hemen kakao üzerine bolca e, bir süzgeç yardımıyla eledim. Daha sonra buzdolabına kaldırdım ve dediğim gibi bir e, 3-4 saat dinlendikten sonra sizlere son halini göstermek istedim. E, çekimlerim çünkü çok fazla akşama kalmıştı. Ama biz e, bir gece dinlendirdikten sonra e, tükettik ve inanılmaz güzel oldu. Evet hemen şöyle üzerine bolca kakaoyla e, kapladıktan sonra dinlenmeye alıyorum tiramisu'mu ve sizlere hemen e, son halini göstereceğim. Evet yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlendi. Hemen dilimleyerek servis tabağıma alacağım. Vurmuş olduğunuz her bıçak derbesinde bıçağınızı mutlaka bir peçete ile silin. Bu şekilde daha güzel pürüzsüz olarak keseceksiniz. Ben böyle büyük büyük dilimler olarak kestim. İsterseniz daha böyle küçük porsiyonluk olarak da dilimleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet hemen şöyle bir dilim göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Böyle yoğun kakao aromalı ve kahve aromalı inanılmaz bir kedi dilli tiramisu oluyor. Yapımı da oldukça pratik. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet hemen şöyle servis tabağıma aldım sizlere yakından göstermek istiyorum gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor hemen sizler için tadına da bakmak istiyorum kıvamında göstermek için gördüğünüz gibi muhteşem bir tiramisu oldu Umarım dener ve memnun kalırsınız diyorum Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun gibi daha birçok tatlı tarifi, kahvaltılık tarif, yemek tarifleri ve aradığınız birçok tarifi sayfamda bulabilirsiniz. Mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.